Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftesi New Horizons'ın 67. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde neler yapacağız? Öncelikli olarak şurada birkaç tane daha süper tank görüyorsunuz. Şu hidrojen, oksijen, fuel. Evet, bunu buraya taşıdık. Sülfürik asit ve bu light fuel ancak hemen bittiği için doluyor ve hemen bitiyor. Heavy fuel'umuz burada. Evet. Ya bunun daha hızlı çalışması lazım ki bunu high voltage'a çevirebilirim aslında. Bir de aslında bunun biraz daha farklı bir konuma koyup daha yer konusunda efektif halde yapabilirdim. Ama sağlık olsun. Belki daha sonra biraz daha değiştiririz. Ve şu çıkış pipelarını da şunlara çevirmeyi düşünüyorum. Evet. Şimdilik burası bu kadar. Bunun yanı sıra bu bölüm başka ne yapacağız? Bu bölüm aslında işimizin çoğu bayağı bir yoğun. Hedeflerim arasında 69. bölüme bir şey yetiştirmek var, ancak yetiştirebileceğimden emin değilim. Fakat gene de çalışacağım. Eğer yetiştirebilirsem güzel şeyler olacak. Şimdi şuraya gelelim. Ve envanterimde birkaç bir şey görüyorsunuz. Hatta bunlar için öncelikli olarak şuraya bir girelim. Ve hatta bana şu da lazım. Nerede? Siktirilir. Sana ikinci bir pil daha lazımdı da. Şimdi sen gel. Şöyle. Ve wrench. What? Pickaxe'miş. Tamamdır. Tabii ki de odanın düzeni bozuldu. Sonra. Evet. Ve sen gel ve tepeme bir adet paçı çıksın. Şimdi Turbo Combustion Generator. Sen gel. High Voltage Battery Buffer. Wire katırım lazım bana. Sen gel. Evet. Ve şuradan. Tamamdır. Ve bana başka ne lazım? Bana başka ben yapayım. Bu arada evet, Tiny Potting Pipe'ların bayağı bir birikmiş. Çünkü şurayı temizleyince bir anda her şey. Oraya değildin. Tamam. Bağlan. 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 Kısa buraya bağlanma. Bağlan. 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 Ve bağlan. Teşekkürler. Ve pil. Tamam. Ve şurası da bağlansın. Mesela şuraya hiç gerek yoktu. Tamamdır. Bu çalışıyor. Buna enerji veriyor. Senin durumun ne? Tamam. Sana bir soft millet lazım. Geri. Soft millet. Gel bakalım. Teşekkürler. Ben burası çalışmaya devam ediyor. Şimdi. Search the
Koyalım. Teşekkürler. Advanced Fluid Extractor. Tamamdır. Ve şimdi wire cutter. Sen önemlisin. Evet. Assembly Machine sen şöyle gel. Yok, Assembly Machine öyle gelmesin. Paçi ne haber? Bu aralar sen video çekmeye başladığımda illa yanıma geleceğin bakıyorum. Yeni başladı bu da ha. Tamamdır, burası tamam. Şuraya bir tane fluid extractor'a. Bu da fluid extractor'ın yerini değiştirmeme gerek yokmuş. Neyse. Tamamdır. Ve Advanced Cutting Ve senin de çıkışın şuraya olsun. Evet. Ve dünyanın en klostrofobik bina yapısına sahip olmuş olduk burada. Bu sayede. Laser engraver seni de değiştireceğiz. Sen de high voltage olacaksın. Sonra... Ben daha güzel bir düzen buldum. Advanced Cutting Machine, tamam. Tamamdır. Laser Engraver'da kayıt olduktan sonra seni de şöyle taşıyalım bir. Evet. Bu da upgrade olduktan sonra buradan çıkacak. Tamamdır. Şimdi bunu neden yap? Laboratuvar blok. Şuraya cover'ı koyacağım. Şimdi kalsın kapısını koy. Gerçi buranın da kapısını koymadım. Evet. Ve sağ. Teşekkürler. Şimdi. Soldering alloy. Bu neden lazımdı? Klostrofobikliğini biraz azaltmak için şu an. Tamam. Daha dur. Daha da bir azaltabilirim. Çünkü bunlar direkt enerji veriyor. Bakalım. Trans Fluid tamamdır. Bu şimdilik iş görür. Evet. Klostrofobikliğimiz biraz azaldı. Bu olayı bir ara büyütmeliyim. Tamamdır. Şimdi bunu neden yaptık? Ona gelelim. Şu arkadaşı yapabilmek için. Ve bu arkadaş hiç ucuz değil. Workstation'larım burada. Tamam. Alüminyum frame'ler lazım. Coil. 12 tane. Random Access Memory Chip. 16 tane. Başka? Adını okuyamadığım kapı koyuyor. Wire. Yeterince yok. Kaç tane lazımdı? 16 tane. Sekiz. Teşekkürler. Men.
Aluminium frame box. Sen en eğlencelisin. İki tane. Ben iki tane yetecek kadar varmış. Bunları neden hazırda tutuyorum diye soracak olursanız tutmuyorum aslında. Şimdi bunun yanı sıra bir de kapasitör lazımmış. Biraz da soldering iron. Soldering. 16 tane alalım. Çikilir. Ve bakalım. Duyu data oldu. Kapasitör. Ve son olarak wire'lar. Evet. Bunu da yaptığımda dın dın bekliyoruz. Evet. Kamera trikleriyle işimizi hızlandırdık ve artık bir mainframe'imiz var. Ha. Ve şimdi senin için ne lazım? Nitrojen. Hem nitrojen üretmem lazım bir ara. Ama bu ay bunun acelesi yok. Ama bunun var. Evet, bir tane daha mainframe üretmem lazım. Şimdi. Sen ne istiyordun? İki tane small coil. Şimdi tabii workstation'ım yetmeyecek. Şunu alacağım ya, yapması zor. Evet. Şunu da aslında high voltage'a yükseltebilirim. Ama tabii bunun için yeterli circuit'im yok. Bunun anlamı ben bolca circuit craft edeceğim. Şimdi diğer yandan bir bakalım. Senin için başka neler lazım? Sensor lens. Bolca EV high voltage ve EV circuit lazım. Kesinlikle ama kesinlikle bolca lazım. Evet. Bayağı bir crafting yapacağım ben böyle parası. Ah. Şimdi diğer yandan. Bir de neye bakacaktık? Ops, burası değil. Şuralarda bir yerde. Field generator. Ha, şuydu. Bu görev burada da var. Bunu da tamamlamış olacak yapacağız ayaküstü. Şimdi izleyeceğimiz yol aslında basit. Şunu yapmak, burası zaten tamamlanmış durumda. Bunun için sana başka. Advanced Assembly Machine. Yay, neden şaşırmadım? Evet. İki tane bundan bir tane daha yapacağım. Burası tartışmaz bir gerçek. Sen bana geri gel. Şimdi yapacağımız işler arasında bayağı bir Circuit Craft var. Hem de bayağı bir. Ama şu an Circuit Craft işimiz inanılmaz rahatladı. Neyse dur. Circuit Assembly Machine seni dönüştürürsem nitrojen. Ay yok. Rotation. Oldum. Warhammer. Arc Furnace. Evet. Steel Nuggets. Dursun kenarda bir yerde. Ah.
Evet, bu arada şu an benzinim bunun üstünden taşınıyor. Evet, şimdi yapacağım şey ciddi ciddi oturup circuit craft etmek. Evet ve uzun bir zamanın ardından geri geldik şimdi. Illusion Complete. Sen gel bakalım. Sen yanlış hatırlamıyorsun. Sen enerji kullanıyor muydun emin değilim. Yani gel, ben şuraya bir yere koyacağım. Bu Zamazingo'yu isteyenlerden. Evet. Ortası boş. Kaç tane eksik kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eksik kalıyor. Ay. Şimdi. Sen ne istiyorsun? Hatch istiyorsun, tamam. Tane input bus output bus. İki tane daha ne olabilir? Çok güzel soru. Normal sistemin neresi kötü de böyle bir yapı kullanıyorsunuz? Kontrol. Muffler hatch, output bus, input bus, enerji hatch, maintenance hatch. Tamamdır. Gerçi bu pollution yarattığı için bunu uzakta kullanın demişlerdi de. Kullanırız. Şimdi. Hatchlerimizi hızlıca bir craft edelim. Tabii ondan öncesinde aşağıda bir steel'ime bakmam lazım. Çünkü benim en son steel'im bitmişti. Ha, oksijenim. Oksijeni bağlamamıştım buradan. Oksijen demişken. Altı oksijen. Gel bakalım. Teşekkürler. Oksijeni biz manuel taşırız olmadı. Şimdi. Ben şunları hızlıca bir yapıp geliyorum. Evet ve geri geldik ve buraya koyuyorum, kuruyorum. Ah, maintenance hatch. Gel bakalım. Sonra inclusion compressor. Input bus. Pardon, bu output bus. Input bus. Aslında dur sizi ortaya koyacağım ya. Öncesinde bir enerji hatch. Ve generator. Ve şunları da yerleştirelim. Tahminen Mopler Hatch'i en tepeye koyacağız. Bas. 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 Muffler hatch. Evet, muffler hatch neden medium voltaj? Daha kolayına geldi. Tamamdır. Evet. Ve bakım zamanı. Oops. Nasıl bunlar yerine yavaş yavaş
Tape'e mi geçsem? Sanki daha mantıklı gibi. Bana da öyle geliyor ama. Evet, sanki Duct Tape'e geçmemin zamanı geldi. Bilemiyorum. Evet. Ve bir de Hammer'la patlayıcılar lazım. Şimdi. Hammer sen gel. Ah. Bu arada bu bana başka niye açıyorum? Goals. Mesela buralarda bir şey açıyordu ama. Aslında bunları evet yapabilirim. Hatta yapayım ya. Zaten şey o sheet, zaten bunu sadece sheet olarak kullanıyorum. 62. Tavşan yapabiliriz. Şimdi gel bakalım. Siz de gelin bakalım. Ardından. Plastik, rare earth. Implosion kompresör buralarda bir yerde lazım oluyordu. Nerede lazım oluyordu? Yok, illa galiba bunlara lazım olacak. Evet. NASA Workbench. Ve geriye bunu craft etmek kalıyor. Hardwall, bakalım sen nasıl yapıyormuşsun. Energetic Alloy Frame Box. Wet Concrete. Tamam. Multipurpose Robot Arm. Bu zaten en eğlenceli kısmı olacak. Mesela Nether Star Plate. Oh no. Oh no. Bir tane var. Aha, seni direkt plate'e çevirmenin yolu var mı? Neden? Neden? Wait. Wait, nerelerde çıkıyormuşsun sen? Crystal. Evet. Mecburen böyle bir şey yapacağız. Nedir ablamı öldürmem gerekecek? Bunun anlamı en yakın zamanda bir cleaver yapmam gerekiyor. Bunu beklemiyordum. Tamam, planlarım suya düştü. Şunu yapayım aslında. On 16 tane. Peki. Item pipe. Huge. Smelter. Şimdi. Ice smelter, let's say, extruder. Büyücü kaç istiyordu? Büyücü 12 olması lazım. Large 6. Büyücü 12.
Simple Man. Evet. Planların bu noktada yattığına göre ne yapacağız artık? Bu yolda devam edeceğiz. O zaman şu anki amacımızı daha verimli bir biçimde, aslında mümkün olduğunca her şey, enerji üretimimizi biraz daha verimli bir yönteme geçirmeye harcayabiliriz sanki. Evet, şu anki odamızı buna çevirebiliriz. Yandan yavaş yavaş, ama yavaş yavaş. Acıdan benim nedir? Bir kesmem gerekecek cidden. Bakalım görevlerde wither kesmekle alakalı ne var? Reward area. Kill all the things. Eternity Blaze, Witch ve Gust kesmemişim. Tamam. Gençler, ben bölüm arası bayağı bir şey kesiyorum. Yani bu da anlamı, kendime güzel bir zırh yapmam lazım. Ah. Peki, zırh yapacaksın. Şurada bir zırh için parçalar vardı. Sen ne istiyorsun? High voltage assembler var. High voltage precision laser engraver. Tamam. Sen ne istiyorsun? Molten energetic alloy ya da conductive iron ile bunlar. Tamam. Sen de high voltage'sın. Bayağı bir high voltage makine craft edeceğiz yani. Bunları yapmak istiyorsak. Bunun yanı sıra zırh konusunda Compressed Steel. Compressed Steel Iron aslında, dur. Compressed Steel. 8, 6, 5. Diamond Line. Şunlar Diamond'dan az. Yapım için her ne kadar Diamond sağlar aslında. Dur, bunları geliştirebiliyoruz. Onları bir geliştirmeye bakayım, bak ne elde edebiliyoruz. Yani genel olarak dayanıklı bir zırh elde edip, ya da dur. Şuradayım değil mi? O kadar değilmiş. Bununla aynı. Aslında bununla savaşabilirim sanki. Evet, kendime Cleaver yapacağım. O zaman Cleaver. Nasıl yapılıyorsun? Görevlerimizde hiç Cleaver'ımız var mı? Sanırsam yok. Better Bolts ama Magnum Bolt'lar var. Ya Vanadium Steel'li Bolt'un tamamdır. Magnum Tool Rod. Bir tane Tool Rod Casting. Bir tane de Vanadium Steel. Evet. Bize daha iyi bolt yapma zamanı geldi. Şunları da aslında taşımaya başlasam güzel oluyor. Burayı road case. Aynen, bunları taşımaya başlasam güzel olur çünkü burayı artık neredeyse hiç kullanmamaya başladım gibi bir şey. Ama bunlara bazen ihtiyacım oluyor. Şimdi sen gel bakalım. Bir sen de bana Vanadium Steel. Submit. Evet. Yapla dursun. O zaman dediğim gibi ben bölüm arası bayağı bir şey yağlayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi yoktan iyi günler. İyi eğlenceler.